Yeşilçam'ın Şaban'ı, Kibar Feyzo'su Tosun Paşa'sıydı. Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen özelliklerini ölümünün 19. yıl dönümünde eşi Gül Sunal anlattı. Gel kocacığım, otur şöyle, yorgunsundur bir tanem. Ula koşacaksın gel. Kızım, damadımın çoraplarını çıkarsana, bülemiyor resim. Her ev gibi bir evdi bizimki. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ekmek de kızarttım sana. Sağ ol babacığım. Özellikle kahvaltı ve akşam yemeklerinde mutlaka sofrada olmamızı isterdik. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim. Yo, ben gelirim. Hadi gel. Hakiki bir Türk ailesi babasıydı bir kere. Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ı ölümünün 19. yılında eşi Gül Sunal anlattı. Evde olmayı çok seviyordu. Misafir yoksa bile icat ediyordu. Telefon edip çağırırdı herkesi. Misafirler var. Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be. Yolunu gözlemekten bıktık yani. O Yeşilçam'ın Şaban'ı, Tosun Paşa'sı, Kibar Feyzo'su, kılıbığıydı. Aslan kocacığım benim. Sen bir tanesin. Kemal gerçekti. Sinemada, filmlerde gördüğü Kemal Sunal kendi hayatında da aşağı yukarı yine o hayatı yaşıyor yani. Gerçek, saf, temiz. Bana bak. İndirin beni. Evde de tam bir aile babasıydı. Normal kıymalı bamya, makarna. Akşam oluyor. Sofrada hepimiz birlikteyiz. Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki. Çocuklarla çok oyun oynardı. Çok güzel zaman geçirirlerdi. 3 Temmuz 2000'de bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. 54 yaşında aramızdan ayrıldı. Arkasında hep halk oldu Kemal'in. Çok sevdiler Kemal'i, bağırlarına bastılar. Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz şahitsiniz. Şahit. Dayımın manevi şahsiyetine hakaret etti. Evet. Üstelik halkı isyana teşvik de var.